kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Allah'ın hay olması ne demektir? Allah'ın bir ismi haydır. Allah'u la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Mesela ayet-el kürsi. Her zaman okuduğumuz ayetlerden bir tanesi. Allah ondan başka ilah olmayan zattır. O haydır kayyumdur. Yani hayatı daimidir, ezelidir ve ebedidir. Bu üç kelime üzerinde ciddi durmak gerekiyor. Daimidir, haşa bir kesintiye uğramaz. Ezeli başlangıcı yok, önsüz diyorlar ona. Yani sonradan olmamış haşa. Bir de ebedi sonu da yok, sonsuz. Demek ki önsüz ve sonsuz ve devamlı. Onun için Allahu Teala hay dediğimizde insanların, mahlukatın hayatı gibi sonradan olmuş ve yine sonradan ve ölecek şekilde bir mana akla gelmesi mümkün değildir. Öyleyse hayatı sonradan olanlar Allah ilah olamazlar. Hayatı ölümlü olanlar da ilah olamazlar. Allahu Teala haşa ölüm, fena olmak, yok olmak gibi şeyler ona arız olamaz. Çünkü Allah'ın hayatı ona zatidir. Haşa başka bir yerden gelmiş ve başka bir yerden edinilmiş değildir yani. Zati olan ise asla zail olamaz. Yani bir şey birisine zati ise ondan asla yok olması mümkün değildir. Ezeli olan da elbette ebedidir. Kadim olan elbette bakidir. Onun için Allahu Teala'nın bir ismi kadim, bir ismi baki, bir ismi ezeli, bir ismi ebedi. Bütün bu özellikleri bütün isimlerinde olduğu gibi hay isminde de mevcuttur. Vacibul vücud olan elbette sermedidir. Bunları alemimize yerleştirelim. Allah'ın ismi Hay ismi daimidir, ezelidir, ebedidir ve onun zatidir. Haşa başka bir yerden gelmiş değil. Allah'ın zati zatına ait olan bir isimdir. Ve vaci vücudu olduğundan dolayı da elbette sermediğidir. Şimdi Allahü u Teala'nın hayatını anlamak için biraz tefekkürümüzü genişletelim. Bir hayat ki bütün vücut, bütün envarıyla Sadece o hay olan Allah'ın gölgeleri, Allah'ın isminin gölgeleridir. Düşünün. Allah'ın bir hayatı var ama bütün mevcudatta bulunan bütün hayatlar, bütün varlıklar, bütün nurlarıyla o ezeli ve ebedi olan Allah'ın hay isminin bir gölgesidir. Hatta belki binler perdelerden geçmiş bir gölgelerinin gölgesidir belki de. Peki böyle bir hayata nasıl yokluk arz olabilir? Bir bakış açısı. Yine bir hayat ki Allah'u u Teala'nın hayatına bakalım. Vacip bir vücut onun lazımı ve ünvanıdır. Yani Allahu u Teala'nın hayatı vacip bir vücudun lazımıdır. Eğer Allah varsa elbette hayatı vardır. O halde Allah'ın hayatı o vacip olan bir vücuda lazım bir ünvandır. O halde Adem ve fena hiçbir şekilde o zat-ı zülcelale ve onun hay ismine arız olamaz. Bir bakış açısı daha. Bir hayat ki bütün hayatlar mütemadiyen onun cilvesiyle zuhura gelir. Vesubhanallah. Aman ya Rabbim. Hani insan kainattaki hayatlara bakarken, hani varlıklara bakarken nasıl bu varlıklar bir var edenden meydana gelmiş, yaratılmış? Öyleyse bütün hayatlara bakarken de elbette bir hay isminin sahibi olan ezeli ebedi zatın hayat vermesiyle, hayatını devam ettirmesiyle ve bu hayatlar için gerekli ihtiyaçların onlara vermesiyle meydana geliyor. Peki bütün kainattaki hayatlar o zatın kesintisiz cilvesiyle hay isminin tecellisiyle meydana geldiğine göre bir de kainattaki bütün hakikatler, bütün gerçekler ona dayanıyor ve onunla meydana geliyor, onunla devam ediyor. Peki böyle bir zata acaba fena ve zeval arz olabilir mi? Onun için Allahu Teala'nın isimlerinin biz mahiyetini anlamayız. Ama varlıklarını kendi hayatımızın ve varlığımızın çok üstünde var olduğunu anlarız. Yeryüzündeki ışıklar güneşten haber verir. Ama ışıklardan daha önce biz güneşin varlığını anlarız. Çünkü hiçbir ışık kendi zatından gelmiyor. Aynen bunun gibi yeryüzündeki hiçbir hayat o varlığın kendinden değil başka bir yerden veriliyor ve devamı kendinden değil başka bir yerden devam ettiriliyor ve devamı için gerekli ihtiyaçları karşılayan o hayat sahibi de değil öyleyse o hayat sahiplerine o ihtiyaçlarını karşılamak da başka bir yerden şu halde Allahu Teala'nın o hay isminin bütün kainattaki hayatların kaynağı hayatları devam ettiren ve hayatların devamı için gerektiği ihtiyaçlar da karşılayan olduğuna göre Allahu Teala'nın Hay ismine kendi hayatımızın varlığından kendi hayatımızın varlığına iman ettiğimizden daha yüksek bir seviyede onun varlığını kabul etmek ve onu ona iman etmek durumundayız. Mesela Allahu Teala öyle bir hayatı tecellettiriyor ki bir bedene, bir varlığa hayat girince o bedendeki bütün varlıkları tek bir varlık haline getiriyor. Bir düşünün şöyle. Hayat kesrete vahdet verir derler onun için. Onun varlığını devam ettiriyor. Hayat gitse o varlık da parçalanıyor. Bakın şimdi. Mesela benim vücudumda takriben 65 trilyon hücre var. 65 trilyon hücre ve ellerim, parmaklarım, kemiklerim, saçlarım, tırnaklarım, böbreklerim, vücudundaki kan vesaire. Bütün bunların tamamı parça parça olduğu halde tek bir vücut olarak duruyorum ben. İşte benim bu vücudumu bu kadar farklı ve çok varlıkları bir tek varlıkmış gibi tek haline getiren Allah'ın bana ihsan ettiği hay, hayattır yani. Demek ki hayat, çok varlıklara girdiğinde onu tek bir varlık haline getiriyor. Peki o varlıktan hayat çıkarsa ne olur? Malum. Bir insan vefat ettiği zaman artık o bedendeki varlıklar tek olarak kalmıyor, dağılıyor, parçalanıyor ve çürüyor. Öyleyse bu kainatın tamamını hay ismiyle hecelle eden zat-ı zülcelal bu kainata devam ettiriyor. Şu kainattan hayat çıksa kainatta hayat diye bir şey, canlılık diye bir şey kalmayacak. Onun için bir insan inanmasa bile şu kainattaki hayatların nereden geldiğini merak etmeli. Bu hayat gelmekle kalmıyor, bir de devam ettiriliyor. Nereden devam ettiriliyor? Kim devam ettiriyor? Bu hayatı veren hayat sahibi acaba nasıl bir zat? Bunu düşünmeli ve arkasından demeli ki elbette bu kainattaki hayatların her birisi tek tek ve bütün hayatlar toptan bir hayat sahibi olan ama ölümlü olmayan, ölümsüz olan, önü olmayan, önsüz olan yani ezeli olan ve bütün hayatları bir anda vermeye bir anda almaya ve tamamını birbirine karıştırmadan devam ettirmeye gücü yeten hayatı daimi, baki, ezeli ve ebedi olan bir zat vardır ki bu hayatları devam ettiriyor diyebilmeli. Ben nasıl ki bende ebediyet yok, benim ebedi değilim ben. Ama bende bir ebediyet duygusu var, anlıyorum ki bana bu ebediyet ve sonsuzluk duygusunu veren zat ebedi olmalı. Aynen bunun gibi bende bir hayat var ama ölümlüyüm. Öyleyse hayatı sonsuz olan, hayatı ebedi ve ezeli olan hay olan bir zat var ki o bana hayatı veriyor, hayatımı devam ettiriyor ve hayatım için gerekli ihtiyaçlarımı veriyor. Bir müjde daha. Madem bana o ezeli ve ebedi olan zat hayatı verdi Öyleyse bu hayatı bir daha benden almayacak. Geçici olarak dünya hayatından beni götürse bile berzahta ebedi hayatlar, ebedi alemlerde o hayatımı devam ettirecek. Ne mutlu o hayat, o hay sahibi olan Zat-ı Zülcelal'e inananlara, tanıyanlara ve ne mutlu o hay sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in ebedi bir alemde bu hayatı bize tekrar verip bir daha bizden almayacağını bilen ve inananlara ne mutlu bizlere elhamdülillah